Arkadaşlar yanımızda Fatih Hoca var. Fatih Ceylan. Kendisini en son bıraktığımda şu an arasında 25 kilo falan olabilir. Yani bir 20 var. Rahat 20 Fotoğraflarını koyacağım. Atletik fizikten girmişti. Fotoğrafları da bu araya koyacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hocam nasılsın? Valla iyiyim. Çocuklar var. Geldik yarışa. Bugün işte biraz yoğun. Özellikle akşamüstü yoğun. Biraz da gecikecekler galiba. Kalabalık da sikletler çok fazla. Çok kalabalık. Ben bu kadar beklemiyordum atletikte. Muhtemelen de akşamı bulacak, çıkamayacağız. Öyle gözüküyor yani. Hocam ilk yarışmanı kaç senesinde yaptın? İlk yarışmamı 2005 yılında Adana'da yaptım. Yüreğir'de. 24 yaşındaydım herhalde. Dördüncü senem falandı. Bir anda karar verdik. Ali Emre abiyle beraber. Bizim herkesin bildiği pro Ali Emre abi. İlk o zaman başladık. Ondan sonra da zaten devam ettik ve toplam herhalde bir 17 yıldır yarışıyoruz. Yaklaşık tabii 17 yıl oldu. Sence bir yarışmacının en çok zorlandığı olay nedir? Ya şöyle, bu yarışmanın son anı mı yoksa Yarışma aslında? dönemi hazırlığında. Ya yarışma, şimdi işin maddi boyutunu söylemiyorum zaten. Şu Onlar an zaten. herkesin büyük sıkıntısı. Çünkü çok ciddi rakamlara vardı, o ayrı. Ya en büyük sıkıntıları şu. Aynada kendilerini gördükleri zaman ne kadar karşı taraftaki insan onlara bir şey söylese de özgüvenlerini kaybeden çok oluyor. Yani bu konuda insanlara anlatsam bile anlamıyorlar, hatalar yapabiliyorlar. Mental olarak özellikle sıkıntılar çevreleriyle yaşıyorlar. O sıkıntılarını bize yansıtıyorlar. Biz de dertlerini dinliyoruz, anlatıyoruz ama bundan dolayı hazırlıkları çok aksayan arkadaşlarımız oluyor. Maddi durumdan dediğim gibi çıkanlar da oluyor. Tabii genetik sorunları da oluyor ama ya bizim de amacımız zaten onları beyinen de mental olarak da hazırlamak. Ama dediğim gibi genelde ben çok içli dışlıyımdır yarışmacılarıma ve sürekli uzaktan da değil yakın yanlarıma çağırırım. Gerekirse evimde gelirler, kalırlar. Birebir mümkün olduğu kadar onları hoşnut ve rahat tutmaya çalışıyorum. O yüzden ben de o konuda çok sıkıntı çıkmıyor. Sağlık sorununa da dikkat ettiğim için, hiç problemler de yaşamadığım için onda da bir problem olmuyor. Ama dediğim gibi çok nadir değişik genetikte adamlar çıkıp stres yapıp bizi de uğraştırabiliyorlar yani. Çünkü biliyorsun yarışmacı psikolojisi öyle bir şey, bebek gibi oluyorlar. Evet. Hani kendilerini unutuyorlar tamamen. Hani ne söylesen o an dinliyorlar, başka hiçbir şey görmüyorlar ama kafa tamamen gidiyor, algı gidiyor. Onları da mazur görüyoruz, normaldir, uğraşıyoruz. Yani Allah hepsinin yardımcısı olsun, hepimiz bu yollardan geçtik ve geçiyoruz zaten. Peki mesela salona girdin, bir tane çocuk gördün 15, 16, 17 yaşında. Böyle gözüne çarpıp da inanılmaz bir yetenek evet falan dediğin bugüne kadar öyle şeyler rastladın mı? Yani düz normal spor yapıyor ama geleceği çok parlak gibi hissettiğin kimse oldu mu? Valla yani vardı başka arkadaşlarımız da daha önce. Hatta natürel olarak 6 ayda yarıştırıp Türkiye şampiyonu yaptığımız arkadaşlar da var. Genelde spora başlamış gelenler de var ama hani sıfırdan derseniz tamamıyla şu an az önce de bir yanımda arkadaşım vardı. Başka kim var? Eskilerden bizim Emre Baş var mesela. Sıfır bizim üniversitemizde okuyordu. Çok güzel bir genetiği var Emre'nin. Dövüş sporundan gelmiş ve bırakmıştı. Ondan sonra arkadaşların yardımıyla gelmişti. Tanıştık. Harika bir genetiği vardı ve Emre ile yarışlara öyle başladık zaten. Birkaç yarış yaptık. Güzel bir genetikti. Bunun gibi daha genç ama tanımamış çok arkadaşımız var. Peki bu iş genetik mi? Kesinlikle genetik çok önemli. Yani size konusunda ayrı. Çok iyi yetenekli arkadaşlar var. Adamlar çok uğraşmadan belli size'lara gelebiliyor ama genetik kötüyse eğer sıkıntı. Mesela şu an hazırlıyoruz diyelim. Adam muhteşem ama siklette örneğin oblik adamın beli doğuştan bir genişlik var diyelim. Ya bu adamın genetiğinde bu olduğu sürece istediği kadar büyüsün. Örnek söylüyorum. Kimisinin bel geniş, çatı dar. Evet büyütüyoruz bu adamı ama baktığın zaman ilerledikçe vücut bozulabiliyor. Bence birinci öncelik genetik. Çünkü zamanla insan vücudu toparlayabilir ama genetiğe dokunamaz abi. Evet, Allah'a gitseye bir şey var Tabii ki, tabii ki kesinlikle öyle. Yani o belinin inceliği, üstünün size'ının genişliği. Yani adam çok büyüktür, kalas gibi duruyordur. Bu bir sıkıntı. Bunu düzeltemezsin ama vücudu bir şekilde geliştiririz zamanla. Peki Sabır. senin son sorumda şey sorayım. Senin en yetenekli bölgen, senin kendi en beğendiğin bölgen neresi? Valla normalde benim göğüslerim için hep söylerlerdi. Omuz ve geniş. Yani üst bölgem çok yavaş, çok hızlı gelişirdi. Bacak konusunda çok yavaştım. Ama bu konuyu 2016 geliştirdiğim bir sistemle beraber onu da aştım. Çok ciddi bir yere geldi. Ama genel olarak baktığımızda göğüs ve omuz daha çok. Dediğim gibi bu da bir genetik sonuçta. Bu da genetik. Birçok insanla uğraşıyoruz. Adam dümdüz çift antrenman yap, onu yap, bunu yap deniyorsun. Yavaş gidiyor. Tabii bu kas tipiyle de alakalı bir şey. Onun üzerine çalışıp zaten yöntem buluyorsun. Adamı mümkün olduğu kadar getirmeye çalışıyorsun. Ama öyle insanlar var ki hani ufacık bir dokunuşla bile devasa olan kas grupları var. O Evet. yüzden genetik derim ben. Hocam teşekkür ederiz. Ne demek? Beraberiz. Teşekkür Pazara ederim. kadar beraberiz. Görüşmek Ağzına üzere. sağlık.